Bir defa her şeyden önce evet Serhat Albayrak, Berat Albayrak'ın çok ciddi etkisi vardı. Hatta şunu söyleyeyim, mesela Berat Albayrak ayrıldıktan sonraki Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfalarıyla ayrılmadan önceki ekonomi sayfaları arasında nispeten de olsa, küçük bir fark da olsa bir fark gördüm mesela. Yani daha önce enflasyon oranlarındaki artış mesela o kadar haber yapılmazken Berat Albayrak ayrılınca birdenbire yapılmaya başlandı. Ama ben doğrusu şunu biliyorum. Evet Serhat Albayrak son derece etkiliydi. Onlar yönettiler. Fakat daha sonra yani son 1-2 yıl içerisinde bildiğim kadarıyla Fahrettin Altun, iletişim başkanı ve Mahir Ünal, AKP'de medya ile ilgili kişi, onlar da çok etkili oldular. Özellikle Fahrettin Altun. Şu anda zaten Fahrettin Altun'un bütün bu işlerin başındaki isim olduğunu söylesem yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ve bu kişiler hem Serhat Albayrak hem de Fahrettin Altun'a grup yöneticileri arasında bir WhatsApp grubu kurulmuştu. O WhatsApp grubu aracılığıyla zaten bağlandılar. Her şey oradan talimatlar geliyordu. Şunu biliyorum, gerek Hürriyet gazetesi, gerek Posta, diğerleri bütün sayfalar yapılıyordu. Akşam saatlerinde yeniden kontrol ediliyordu. Ve haberler değişiyordu ya da haberlerin içerisinden cımbızlama yoluyla cümleler ayıklanıyordu. Örneğin Hürriyet gazetesinde ya da Milliyet'te bakıyorsunuz, evet muhalefetten Kılıçdaroğlu'nun konuşması, o günkü konuşması var ama o konuşmanın içerisinde asıl can alıcı bölümler, etkili, çarpıcı bölümler çıkarılıp sanki son derece basit bir konuşma yapmış gibi gösteriliyordu. Ve eleştiren haberler tamamen zaten uzaklaştırıldı. Ben Yıldırım Demirören satıştan kısa bir süre sonra Ankara'ya gelmişti. Orada bir toplantı yapıldı. Mehmet Soysal'la birlikte gelmişti. Orada bana da okur temsilcisi olarak okurlar ne diyorlar? Yani okurların bu satışa yaklaşım nasıl diye bir şey sordu. Ben de kendisine şunu söyledim. Okurların bir bölümü hemen Hürriyet'i terk ettiler zaten. Yani bu satışa tepki gösterdiler. Ama dedim bundan sonra Hürriyet'in nasıl bir yayıncılık yapacağına bağlı. Eğer Hürriyet kendi ilkelerine bağlı, bağımsız eleştiren yayıncılık yapmaya devam ederse tabii ki okuyucuların bir kısmı geri döner dedim. Yıldırım Demirören'in cevabını hiç unutmuyorum. Dedi ki dönmezlerse kendileri kaybederler dedi. Dönmezlerse kendileri kaybederler cümlesi bana zaten o gündeki tahmin ettiğim şey de buydu zaten. Satış oyunu çok da umurlarında değildi. Gazetenin o değerini kaybetmemesi çok da umurlarında değildi zaten. Onlar için önemli olan siyasi iktidarın yaklaşımıydı. Nitekim de yani sadece eleştirel haberlerin gazeteden yok olması, işte cıbızlama yöntemiyle haberlerden ayıklamalar yapılması onlar da yetmedi. Özellikle ekonomi sayfaları, hatta spor sayfaları. Biliyorsunuz Yıldırım Demirören o dönemde zaten Futbol Federasyonu başkanıydı. Yani Futbol Federasyonu'nun sesi haline geldi gazete. Onda da kalmadı. Yıldırım Demirören ve ailedeki bütün Demirörenler ne zaman bir yere gitseler onlar kocaman birinci sayfadan tıpkı Taşra gazeteleri gibi onlar yayınlanmaya başlandı. Hatta hiç unutmuyorum mesela Revna Demirören'in haberleri Kelebek Ekin'de o kadar fazla çıkıyordu ki bir gün bir Reyna Demirören haberi yoktu. Okurlardan bana birisi biraz espriyle şeyi sordu. Affedersiniz Reyna Hanım hasta mı acaba? Dün hasta mıydı? Bugün Kelebek'te haberini görmedim diye yazdı bana. Düşünebiliyor musunuz? Ya bu hale gelmişti. Gazetenin hani sadece siyasi iktidarın istediği doğrultuda yayın yapmak değil. Gazetecilik açısından iyice döküldü. Ha, bana gelince de benden de zaten gazeteye eleştirmemem istendi. Hem düşünün okur temsilci yapacaksınız, ombudsmanlık yapacaksınız, hem de gazeteye eleştirmeyeceksiniz. Bu olamazdı zaten. Ben de bunu yapmadım. Ama beni asıl üzen bütün bunlar değil, orada kalan anlı şanlı gazeteci arkadaşların, yazarların şu günlerde seslerini hiç çıkarmamaları. Düşünebiliyor musunuz? Sedat Peker şimdi gazeteye o saldırıdan söz ediyor, saldırı kendisinin organize ettiğini ve bunda AKP'nin rolünü anlatıyor. Ve Ziraat Bankası satışı konusunu anlatıyor. Ve bu konuda bıraktım hani Ziraat Bankası'nın açıklama yapmamasını, iktidarın açıklama yapmamasını. O gazetedeki arkadaşlar tek satır bu konuda yazmıyorlar, tek cümle etmiyorlar. Yani bunları nasıl kendilerine yedirebildiklerini doğrusu anlayamıyorum ben. Ama gazetecilik açısından geldiğimiz noktada şunu görüyorum. Evet Sedat Peker bize gazetecilik dersi veriyor maalesef. Gazetecinin nasıl yapılması gerektiğini söylüyor. Ama onun da yine söylediği gibi gerçekten gazetecilik çok kirlendi. Ve bu kirlenme tabii ki sadece bireysel olarak gazetecilerin getirdiği bir nokta değil. Bu yapısal sorunlarımız vardı. Gazetelerin mülkiyet yapısının tamamen değişmesiyle başladı ve siyasi iktidarın tamamen değiştirmesinin sonucu bütün bunlar. Yani ama hani biraz önce siz de söylediniz ya %95'ini iktidar
ele geçirdi medyanın. Aslında o %95 kavramını hepimiz söylüyoruz, ben de söylüyorum ama o biraz genel yaklaşımı, genel durumu ifade eden bir oran diye bakıyorum. Çünkü eğer bunu izlenme oranları ve reytingle tirajlar açısından ele alırsak %95 falan değil artık. Yani gerçekten bağımsız eleştiren medya yayıldı ve bilginin artık akışını gerçekten engelleyemiyorlar. Ve ben mesela Tayyip Erdoğan'ın işte son açıklamalarında özellikle internet medyası ile ilgili çıkardıkları yeni yasada, sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemede hep onun izlerini görüyorum. Bilmiyorum, daha fazla uzatmasam evet, daha iyi olur. Şimdi şöyle, çünkü tabii bu söylediğinizde şöyle önemli bir nokta var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka anlatamıyoruz, medya anlatamıyor yaptıklarımızı dediğini de bir hatırlamak lazım herhalde orada. Neden anlatamıyor sorusu önemli bir soru. Medyanın fiziki olarak %90'ı izlenilik ya da güven ya da satışları kastetmiyorum söylediğiniz gibi. Ama sayı olarak tamamına yakınını %95'ini kontrol ederken halka ulaşamamaktan şikayet etmek bence orada önemli bir soruna işaret ediyor aslında herhalde, değil mi? Tabii ki önemli bir değişimi ifade ettiğini düşünüyorum ben aslında. Bir süre önce, yani 1-2 yıl önce böyle yakınmaları yoktu. Yani şu anda iktidar medyası hem anlatamıyor hem de engelleyemiyor. Baştan beri söylediğimiz şey. Engelleyemiyor, yani 2 Mayıs'ta Sedat Peker'in konuşmaya başladığı andan itibaren aslında iktidar medyası genel olarak sustu. Sadece Süleyman Soylu'nun konuşmalarını bazı, yani Yeni Şafak ve Sabah bir miktar verdiler. Birkaç yazar değindi, onun dışında zaten sustular. Yani sustular ki hani nasıl olsa bu işte kanık sanır, bir şekilde bu da geçer gider dediler ama olmadı. Olay giderek büyüdü ve 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı konuştu. Ondan sonra ve hala devam ediyor. Hala zamana bırakıp kapatmaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Yani çünkü gerek sosyal medyanın gücü, gerekse bağımsız eleştiren medyanın gücüyle toplumun büyük bir kesim bunu hala öğrenmeye devam ediyor. Ve iktidar medyası neden anlatamıyor? Çünkü inandırıcılığını kaybetti. Yani düşünsenize, Türkiye'de 100 milyondan fazla insanın izlediği bir video var ve orada bu insanın ne söylediği konusunda bir şey yok. Yani Hürriyet gazetesi kendisiyle ilgili şeyleri yazmıyor. Sabah gazetesi kendisiyle ilgili şeyleri bile yazmıyor. Hatta Sedat Peker'den bahsetseler bile Sedat Peker'in ne söylediğinden söz etmiyorlar. Yani örneğin Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili işte açıklamayı verdiler. Dediler ki Binali Yıldırım işte kendi ağzıyla söyledi. Oğlum oraya işte maske ve kit götürdü dedi. Ama Sedat Peker ne dedi de ondan sonra Binali Yıldırım'ın söyledi? Onu yazmadılar mesela. Bunu bence AKP'li bir seçmen bile zaten öğrenmek ister. Yani değil mi? Ve buna rağmen de bunlar hala buna devam ediyorlar. Şimdi düşünün mesela geçtiğimiz günlerde bence son derece komik bir olay oldu. Hıncal Uç, yani evet duayen bir gazeteci ama mesela Emine Erdoğan'ın haberlerin yeterince çıkmadığını söyledi. Şimdi beklerdim ki ben Hıncal abi diyeyim artık. Hıncal abi sadece Emine Erdoğan haberlerinin fazla çıkmasına değil, keşke diğer muhalefetin de, diğer farklı seslerin de medyada yer bulmasına mesela odaklansaydı. Bunu görmedi. Emine Erdoğan'ın işte çevreyle ilgili çalışmalarının yayınlanmadığından, Van'daki o faaliyetin yayınlanmadığını söylüyor. Üstelik yayınlanmıştı her yerde. Ve ondan sonra ne oldu? Emine Erdoğan'ın faaliyetleri Sabah'ta, Hürriyet'te tam sayfa verildi. Birkaç gündür de birinci sayfaya çıkararak veriyorlar. Yani sağ olsun Hıncal abi Emine Erdoğan'a biraz daha yardım etmiş oldu. Yani böyle bir medya var. Bir umutlu gördüm sizi. Hani böyle bir acaba muhalefetten de yer verilmiyor derse sanki hani orada manşetleri çıkar gibi. Yani evet ama burada işte... İnsan şaşırıyor. Yani nasıl böyle bir gazeteci gözlerini kapatıp gerçekleri görmez? İnsan ona şaşırıyor. O zaman da diyorsunuz ki ha tamam yani evet Hürriyet'teki arkadaşların ya da Doğan Medya Grubu'ndaki arkadaşların bu kadar Sedat Peker Hürriyet'ten Doğan Medya Grubu'ndan bahsederken bunu yazmamaları demek ki doğal diyorsunuz yani insanlar bunu böyle yapabiliyor. Ama mesele şu ki Sedat Peker'in söylediği şeyler gazetecilik açısından gerçekten önemli. Hani baştan söyleyeyim ciddi yapısal sorunlarımız var ama tek tek ortaya çıkan bir şeyler, Hadi Özışık olayı, Veys Ateş olayı olsun, işte Rasim Ozan meselesi gidip otelde ağırlamalar,
Bütün bunlar evet biliyorduk. Gazetecilik gerçekten son derece kötü çıkar ilişkileri içerisine girmişti. Çıkar çatışmaları vardı, bir takım güç odaklarıyla kirli ilişkiler geliştirmişlerdi. Ama bunun resmini gördük, görüntülerini gördük artık. Önümüzde, gözümüzün önünde somutlandı. Ya umarım bir şekilde, evet ondan medet ummak falan değil ama bu medyanın temizlenmesi konusunda küçük de olsa bir katkısı olur diyorum. Yani çünkü her şeyden önce gazetecilik içerisindeki tartışmaları da artıracağına inanıyorum bunun ben. Peki, bu bölümü kapatmamız gerekiyor. Bir sorun var mı senin Faruk?